Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 22. mektup. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minune ihfatun fe eslihu ehaveykum. İdfa billeti ahsanu fe izellezi beyneke ve beyni adavetun ke enne veliyum hamin vel kazimin el gazi vel afin anil nas ve Allah yuhubul muhsinin. Sadakallahu lazim. Diyor ki burada muhabbetle alakalı bir yer okuyacağım. Muhabbet yapacağız. Diyor ki her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Hemen biz böyle köyde şöyle yaparız. Ben dobrayım. Yani bir büyük bir meziyet imiş gibi yapıyoruz böyle. Ben doğruyu her yerde derim. Olmuyor işte. Bazen doğru yanlış oluyor. Niye? Her söylediğin doğru olmalı ama her doğruyu her yerde demek doğru değildir. Çünkü iyi niyetli olmayan var, başka niyetli olanlar var. Sana başka bir maksatla soru sorarlar. Trendeki ray gibi rayını değiştirirler. Tahrik ederler. Tamam. Biri birisine musallat etmek için yaparlar. Buna şöyle örnek vereyim. Ben hemen her doğruyu söylerim. Yani böyle bir hakkın yok. Niye? Yedin gıdadan ortaya çıkacak, affedersiniz, büyük abdest ve gazı her yerde bırakıyor musun? Bırakmıyoruz. Bunu da bırakmayacaksın. Anladık değil mi bunu? Yani evet, o şeyi bırakmak haram değil. Ama toplumun içinde doğru değil işte. Yani onun da yeri var. Anladın mı Mehmet? Mesela ben doğruyu söylerim. Doğruyu söylemen için bir, doğru ortam lazım, doğru zaman lazım, doğru kişiler lazım, doğru niyet lazım. Ha? Üslup çok önemli. Mesela yükselişini iki şekilde konuşuyorum. Geliyorum yüksel. Aynı kelimeyi söylüyorum. Geliyorum yüksel. Ben böyle dedim ama hangi üslupla söyledin? Yani o var. Damara dokunur tarzında değil. Bir şeyin doğru olabilmesi için. Bir, doğru yer olması lazım. Şimdi bak, burada olmaz. Doğru zaman olması lazım. Şimdi sabah namazı kılınmaz. Namaz kılmak doğrudur ama sabah namazı kılınmaz. Çünkü yatsı namazı şimdi. Yani demek ki bir şeyin doğru olabilmesi için doğru yer lazım. Düğün salonun ortasında namaz kılınmaz. Meyhanede namaz kılıyorum. Namaz kılıyorum. Olmaz. Bir, doğru yapman lazım. Doğru şey. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru üslup kullanarak yapmak lazım. Diyor ki, her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Her yerde demeyeceksin bir anda. Tahrik oluyor. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam nasihatı bazen damara dokundurur, aksi amel yapar. Mesela namaz kıl. Demek çok güzeldir. Hani çocuğuna diyorsun, oğlum namaz kıl. Ondan daha güzel nasihat olur mu? Ama şöyle desen, hayvan herif, eşek herif, namaz kılmıyorsun lan, ne biçim adamsın? Aksi amel olur. Yani ters teper. Yani damara dokunursa böyle, damarla böyle, ille böyle, ciz ederek söyledin mi? Bu sefer ters tepki yapıyor. Doğru bir şey, yanlışa hizmet etmiş oluyor. Çocuk bir daha yapmıyor, inada biniyor. Öyle. Mesela örnek vereyim. Çocuğa ekmek, ayakta ekmek yiyor, dolaşıyor. İki şekilde söyleyeceğiz teyze oğlu, bak. Oğlum, ayakta dolaşarak ekmek yersen seni Allah cehennemine sokar. Günah olur. Demek yerine oğlum oturarak
yemek yerse Allah seni cennetine koyar. Sevap yazar. Aynı şeyi değişik versiyon. Ama bazen işte böyle mümkünse böyle ille damar olunca insan aksıl amel ediyor. Niye yapıyoruz öyle? Yani bir, çok çeşitli, bu herkes farklı cevap verir bunda. Herkes, sen de farklı cevabı var sende. Fakat şöyle anlıyorum ben. Hemen temelden alayım. Bütün ulema İslam, geçmişteki bütün ulema evlilikte kadın erkeğin eşit de küfür deniliyor. Denk diyor, ilk önce din demiş. İlk önce din. Sonra örf, anane, kültür, sanat vesaire demiş. Ben ta oradan alacağım cevabı. Şimdi orada bitti. Üstad Hazretleri Şaban Ali Kastamonu'nun layıkasında diyor ki evlilikte ilk önce diyor seciyeten ahlak, namazı sonra. İlk önce ahlak. Huy ahlak. Mesela öyle bir şey. Şimdi biz doğruyu biliyoruz ama insanı tanımıyoruz. İnsanla alakalı eğitim görmeyince mesela o söz bazen tahribe gidiyor. Eğitim bilmiyoruz. Ona şeyler derler ki büyük zatlar, kendini onu yerine koyarak kendine hitap eder gibi hitap et. O zaman her şey yerine oturur. Bak bir daha. Sana hitap ederken ben bana söylüyorum. Empati deniliyor bunu psikolojide. Kendini onun yerine koy, öyle söyle. Yani bu bana dense nasıl olur? Mesela ona ait bir misal vereyim. Bir daha. Allah Resulüne sahabe geliyor. Bak şu soruya bak. Ya Resulallah, ben diyor zina yapmak istiyorum. Musade istiyor. O zaman bedevi daha cahil bunlar o dönemde, tamam mı? Şimdi Allah Resulü biz olsaydık, şöyle bak lan, dövüşse bak ya. Ne soruyorsun lan bana böyle? Böyle soru mu olur? Veya günahtır deriz, değil mi? Günahtır, haramdır, olur mu ya, sana yakışır mı? Bir sürü bir şey deriz. Allah Resulü bak nasıl terbiye ediyor. Diyor ki, ya filane, o işi yapacağın birisinin anasıdır. Senin ananla böyle olmasını ister miydin? Duygusu beni diyor. O işi yapacağın diyor kişi başkasının hanımıdır, bacısıdır. Sen kendi hanımına, bacına, evladına verse böyle olmasını ister miydin? Diyerek o insanın meylini, duygusal meylini duygusallıkla tırpanlıyor. Görüyor musun bak? O bir başkasının bir şeysidir. Sana yapılmasını ister miydin? Diyor. Yani temelde kültür işi biraz. Üçüncü düstur, adavet etmek istersen kalbindeki adaveti adavet et. Onun refine çalış. İnsanın kalbinde böyle binlerce hissiyat var, duygular var, böyle latifeler var. Var da var ya. Sonsuz ya. Şöyle diyeyim. Bir böyle bir gülgen ağacı düşünün bu memlekette. Kırstan ağacı düşünün. Azametli ne ağaçsa, ne bileyim ben Bursa'daki çınar ağacı hatırıma geliyor. Bursa böyle. Dev. Acayip bir alem. Tamam. Kocaman bir ağacın bir çekirdeğini düşün. Bir çekirdek. Bütün ağacın dalı, budağı, yaprağı, kokusu, tadı, tuzu hep o çekirdekte, değil mi? Yani kafamıza yatıyor ya. Kocaman ağaç çekirdekte. İşte Allah'ın da 18 bin alemi insan denilen bir çekirdekte. İnsan bir çekirdeğe benzer. Halik-i Habbi ve Neva diyor. İnsan bir çekirdeğe benzer. Allah'ın dışında yaratmış olduğu cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, domuz, yılan, kadın, erkek, kainat, arş, kürs, her şey, Cebrail, Mikail, hepsinin hulasası insan. İnsanda her şey var. Yok, yok. Yani şöyle kendini küçük zannetme. Neye benziyor? Bir odun düşünüyorsun ama odun içinde duman var. Onun zıttı olan ışık var. Onun için ateş var, kalori var, toprak var, ısı var, renk var, ultraviyol ışınlar var, notyonlar var, var da var. Bak odun. Ama neler var? Yaktığın zaman odunluktan çıkıyor. İnsan da oduna benziyor.
Bütün alemler böyle var. Duman odunda yok mu? İnsanda da nefis ve şeytan böyle var. Odunda ışık yok mu? İnsanda da ulvi güzel şeyler böyle var. Odunun en büyük düşmanı kim? Ateş. Ateş nerede? Odunun içinde. Bizim en büyük düşmanımız kim? Nefis. Bizim içimizde. Bir daha. Odunun en büyük düşmanı ne? Ateş. Nerede? O için odunda. Odunun düşmanı ateş odunda. İnsanın en büyük düşmanı nefis insanda. Aynı yerde. O zaman insanın kalbi Allah'ın dışında yaratılan bütün alemlerin haritası. Burada sevgi de var, aşk da var, nefret var, intikam da var, zulüm de var, merhamet var. Yok yok. Her şey var. Diyor ki düşmanlık yapmak istersen diyor, sana bunu yaptıran kalbinde düşmanlık duygusu var. Ona yap diyor. Matkapı ona vur, hiltiyi ona vur. Betonu denen var ya böyle matkap, hilti, ona vur. Diyor ki adalet yapmak istersen, düşmanlık yapmak istersen, kalbinde o his var, adalet, nefret, hı. O kadar zalim ki başına bela gelse, oh, çok acayip yani. İşte ona davet et. Onun refine çalış. Yani ortadan kalkmasına, insan seni ezmesine müsaade etme. Hem en ziyade insana zarar veren nefsi emmarene ve hevai nefsine adavet et, istana çalış. Mesela Fevzi dayı bana ne kadar zarar verir? En fazla beni öldürür. Belki de şehit olurum masumsam. Veya zulmeder, ben sabrederim, sebep olur ama nefsim bana düşmanlık etme nispetinde beni cehenneme götürüyor. Beni insanlar cehenneme götürmez, çok zor. En kötü arkadaşı terk edersin. Ama nefsi terk edemiyorsun ki şabanda. Yani bizim en büyük müzir düşmanımız nefis. Bizde ya. Bizde. Bunu fark et, bunu unutmamak lazım. Bu unutuyoruz. Bu dersi ilk önce hakikaten benim ihtiyacım olduğu için söylüyorum. Diyor ki o müzir nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Yani düşmanlık yapma. Niye düşmanlık yapma? Çünkü o düşmanlık alevi burada büyüyor, seni kuşatıyor. Artık her şeye o noktadan bakıyor böyle. Nefretle bakıyorsun. Bugün birisi beni arıyor. Diyor ki hocam diyor o kadar kin ve nefretim o kadar büyümüş ki ne kime yapmışsa artık diyor doğru düşünemiyorum diyor. Acayip olmuş. Onda hastaneye gitmiş. İlaç kullanmaya başlamış bugün. Bugün başlamış. Bugün acele yutmuşlar. Yani beni arıyor şeyden Afyon'dan, iPhone tarafında bulmuş beni. O kadar acayip kin ve nefretim var ki diyor doğru düşünemiyor. İnsanın doğru düşünmesine mani oluyor. Çünkü o bir enerjidir böyle. Duman. Patlatıyor. Bak bizim evi nasıl şey yaptı. Çıkan gaz hop bir kıvılcım güm diye darmadağın ediyor. Yani o his de öyle. Çıkıyor sızıyor, sızlama yapıyor tüpten çıkıyor. Nefes almasan, tahliye yapmasan onu bir başka kıvılcım, bir kavga, bir başka bir kelam kirbit gibi geliyor. İnsanı duman ediyor. Perişan ediyor. Yani başka bir yere bir şey yapmıyor ya. Bizi mahvediyor, onu demek istiyorum. Mesela kin duyuyorum sana. Orandı da. Oran. Mesela örnek. Sana kin duyuyorum. Senin bir haberin yok ki. Senden nefret ediyorum ben gündelik hayatta. Evde, şurada, burada. Araba kullanırken. Vur han vur. Şu var ya. Şu öyle adam, böyle adam. Sana bir şey oluyor mu? Beni yiyor. Değirmen gibi. Gar taş taşıyor. Ona bir şey yapmıyor ki ya. Mesela kafada birisi var. Tamam teyze o. Kafada birisi var. Nasıl dedi, niye dedi, niye yaptı, niye gitmedi. Sana bir şey oluyor mu? Benim kafamı yiyor ya. Köle etmiş beni ya. Peki nasıl kurtulacağız? Gurur kirbimiz olduğundan dolayı şöyle yap. Bak bunun büyük zatlar söylüyor. Benim fikrim değil. Ustadın fikrini şeyini de söyleyeceğim. Git odaya. De ki odada hiç kimse yok. Evde kimse olmasın ki gururun kırılmasın hadi. Mesela o arada kızmış. Odaya gir şöyle. Bağırarak. Orhan! Seni affettim Orhan! Orhan seni affettim Orhan! 3 defa. Ondan sonra ya Rabbi
Ona merhamet et, bana da merhamet et. Allah'ım onu affet, beni de affet. Allah'ım ona ecir ver, sebat ver, bana da ver. Şimdi biraz şeytan goşaşı olacak. Allah Allah. Bu düşmanlığı ben yaptırıyordum. Adam dua ediyor. Şimdi ilk önce bir şey yapma sana ilk gün. İkinci gün gene. Diyor ki ulan ben buna düşmanlığı aşılamıştım. Adam dua ediyor. Tam düşmanlık, nefretin geldiği zaman şöyle de. Orhan, Allah'ım onu affet. Allah'ım onu da beni affet. Ya Rabbi onlara ecir ver. Allah'ım onu cennetine koy. Allah'ım onun kusurunu da affet. Benimsini de affet. Her hatırına gelince, dua edince şeytan baktı ki bu adam ona dua ediyor. Benim kim ve nefretim onun duasını aktif etti. Vazgeçiyor bu sefer. Ama nasıl yapacaksın? Yapacaksın da başka şey. Köleleşiyorsun. Mesela köleşiyorum. Ama bana bunu attın. Ben de sana bunu atıyorum. Bunu atmaya benim niyetim yoktu. Ben sana niye attım bunu? Sen atınca attın değil. Ben sana bir şey demeye niyetim yoktu. Sen bana bir şey söyleyince ben de sana söyledim. O zaman benim sana söylememe, yapmaya sen beni mecbur ediyorsun. O zaman ben köle insanım. Beni yönlendiren sensin. Hani ben hürdüm, istediğim gibi yapacaktım. Hayır, istediğimi yapamıyorum. Senin yaptığına mukabele etmeye çalışıyorum. O zaman köleyim ben. Mecburum sana öyle. Ha mecbur kalıyorsan ben nefsime köleyim. Sana, senin emrindeyim. Sen ne yapıyorsan ben de onun öyle adım atıyorum. Dün pazardaydım. Bugün arada birisi vardı. Ya dedi birisiyle münakaşa ediyorlar ne olur da falan. Neyse ben araya girdim şunu yaptım bunu yaptım. Ya niye böyle yapıyorsun dedim ya buna nasıl? Yok dedi bunun dediği sen edeceksin dedi bu millet bu adamlara diyor. İlle susturmadan bu şey yapmazdı falan. E ne oldu dedim şimdi adam ses yapmadı çekip gitti. Düzeldi mi sence? Tamam şimdi sakin ol. Düzeldi mi? Düzelmedi. Nefreti daha çok artmadı mı sana? Veya bu doğruya karşı düşmanlığı da artmadı mı? Sen doğru bir şey söylerken damara dokundun, daha beter arttın. Daha beter düşman oldun. Bir şey olmadı ki. Peki ne yapacaksın? Baktın ki bu güzel davranışlarla cevap alamıyorsun. Gene sıkıntı oluyor. Kur'an şöyle diyor. Ve'ariz anil cahiliyin. Cahilden yüz çevir diyor. Bak. Ve'ariz ihraz et. Anil cahilin. Cahilden yüz çevir diyor. Yani onun üzerine kaynak yap demiyor. Yüz çevir. Bazı sıkıntılar var ki para ver o beladan kurtul. Değil hakkını, hakkından vazgeç bir de para ver. Bir hediye ver de çık o işin içinden. Bulaşma. Sizin babanızın size en büyük iyiliği size düşman bırakmamasıdır. Ya kim kan bırakmamış. Doğu öyle değil ya. O müzir nefsinin hatırı için müminlere adavet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Kafir çok değil. İsrail var, Amerika var, Rusya var. Tabii düşmanlık o kadar yapılacak insan var ki. O kadar var ki. Onlara etmek lazım. Bu ders hepimizi bağlıyor. Evet nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır, öyle de. Adavet hasreti her şeyden evvel kendisi adavete layıktır. Ama şu kandırıyor, buradan şu çıkıyor. Diyor ki, ben bunu affedersem toplum ne diyecek? Korktu. Hayır, tam tersine vicdanlara tesir ediyor. Vay be, adama bak ya, damarına gönülük adam bir çevirdi ya. Zannediyorsun ki pısırık oluyorsun. Tam tersine güçlü oluyorsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki, teyze ol. Pehlivan kimdir diyor. Pehlivan. Dediler ki sahabe. Rakibini yenen. Hayır dedi. Münir. Pehlivan kim? Nefsi haklı dahi olsa güçlüyken. Bak güçlü ve haklısın. İken affedendir. Pehlivan odur. Tam ağzıma getirdin. Pehlivan bu işte. Pehlivan bu. Zor tabii ama zor ama insan olmaya geldik yani. Toprağın bu memlekette ne kadar insan vardı. Şu eski camiyi düşünün o kalın duvarlarını hatırlıyorum. Lüküs yarışı yaparlardı. İftar, yani ezan okunduğu zaman ilk önce kim gelirse ortaya o asardı. Böyle ecdadın çocuklarıyız yani. Yani ışık, camide ışık asacağız diye elhamdülillah diye. Ama bak hepsi gitti. Bize kalmış şey. Yani
Ama daha insanlığı ileri götürmek lazım böyle. Daha kâmil, daha olgun, daha uysal, daha barışık, affedici, kuşatıcı, hazmedici olmak gerekiyor. Hani şunu kesinlikle kafadan çıkarmak lazım. Ben buna cevap vermedim, pasif durumuna düşüyorum. Korktu diyecekler. Hayır, tam tersini. Bir kere Allah seni seviyor. Bir kere Allah seni seviyor. Bir kere seni Allah onaylıyor. Yetmiyor mu? Bir misal vereyim buna, alakalı yaşantı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Cehil hakaret ediyor. Peygamber hiç mi cevap vermiyor? Tekrar hakaret ediyor. Tekrar hiçbir cevap vermiyor. Sonra Ebu Bekir Sıddık geliyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geliyor. Artık o hakarete dayanamıyor. Peygamber hakaret ediyor ya. Dayanamıyor. Ebu Bekir Sıddık da peygamberi müdafaa ediyor. Peygamberi ses yapmıyordu. Ebu Cehil söyleyince Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da ona cevap verdi. Ki o cevap vermeye başlayınca Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yüz çevirdi, ikisinden de çıkıp gitti. İkisini baş başa bıraktı. İkisini baş başa bırakınca Ebu Bekir Sıddık şaşırdı. Arkasından koştu, gittim. Ya Resulallah yanlış mı yaptım dedi. Yani onu mu defa ediyordu? Biz ne diyecektik? Aferin lan, sağ kolumsun bak, beni koruyorsun. Demesi beklerken, ya Ebu Bekir, o diyor bana hakaret ederken beni diyor Cebrail müdafaa ediyordu. Ama sen geldin beni müdafaa edince Cebrail çıkıp gitti diyor. Yani şu manasına geliyor. Sana hakaret ediyor, hücum ediyor. Cevap vermiyorsun. Devreye Allah giriyor. Ustattan bir hatıra var. Diyor ki Zübeyir, işitsem ki İngiliz, Fransız birleşse, ha Rus da var. İngiliz, Fransız, Rus birlese Said'i yok edeceğiz diye uçaklarını kaldırsalar ustadın hiç adeti yokmuş. Bacak bacak üstüne atıp bir kahve yap Zübeyir diyeceğim diyor. Allah Allah, seni yok etmeye geliyor 3 tane devlet, uçak, hava kuvvetlerini aktif etmiş. Niye kahve içiyorsun? Niye böyle dersin? Çünkü diyor mazlum ve mağdurun durumunda o anda Allah'ın kudreti devreye gidiyor. Sen kendini müdafaa ettin mi bu sefer devreye giriyor, adalet devreye giriyor, rahmet değil. Allah ahireti bırakıyor. Eğer cevap vermediğin zaman, mukabele etme, hem ahiret devreye girecek, hem de seyret bakalım gümbürtü ne oluyor. Bak ne hale uğruyor. Hiç ses yapma. Bak mazlumun ahı ne oluyor. Bu köyde çok iyi biliyoruz. Alma mazlumun ahını, çıkar aiste aiste. Ama Allah acele etmez. Allah acele etmez. İhmal etmez ama mühlet veriyor. İhmal etmiyor. Merak etme. Akıbetine bak bakalım. O zalimin durumu bak ne oluyor. Ya. Düşmanlık etmek istersen kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatımı oraya okudum. Eğer hasmını mağlup etmek istersen. Ama damarıma dokun diye. Şunu onun 40 tane koparacağım. Onu mağlup etmek istersen ne yapacağız? Fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Görüyor musun ya, bu olacak şey mi? Mağlup etmek istiyorsan kötülüğüne karşı, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Ya ama adam durmuyor. O zaman yüz çevir, uzak duracaksın, muhatap olmayacaksın. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen hüsmet tezahür eder. Yani mukabele ettin, düşmanlık çoğalır. Peki, hadi eziyorsun onu, zahire mağlup bile olsa konuşamıyorsun karşısına, korkuyor. Ama zulüm devam ediyor. Karşılıklı şey yapıyorsan, bu sefer kalbinde kin bağlar, adaveti idam eder. Yani kalbinde kin daha fazla artar. Allah öyle bir kalpleri pek sevmiyor yani. Kin, nefretle böyle dolu bir kalbi sevmiyor. Ama hiç mi sevmiyor? Sevmez olur mu? Dedi ki Rüştü abiye bir gün, dedim ki ben, Rüştü abi böyle insan ameline güvenmez ama hani ahirete gittiğimiz zaman insan namazına, niyazına bir Hızır abi vardı. Dedi ki Allah eğer beni cehenneme sokacaksa, hatırlarsın belki yüksek, Allah beni cehenneme sokacaksa kıldığım namaz bile sebep olur dedi. Peki ameline nesine güvenmişler?
Dedi ki hangi amel yaparsam yapayım riya gelebilir ama dedi Rüşt abi. Ben dedi inşallah güvenmiyorum ama belki ona tutunacağım dedi. Allah düşmanlarına düşmandım diyor. Bak düşmanlık fiili olmadığından riya girmiyor. Oh lan ben ne kadar büyük düşmanım falancaya diye riya olmuyor. O zaman o düşmanlık, nefret, öfke, gayz, adavet duygusunu Allah düşmanlarına yapmak lazım. Hemen paldır küldür önümüze gelene münafık dememek gerekiyor. Değilse biz oluyoruz. Lanet okumamak gerekiyor. Arşa gider diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Arşta kime layık? Lanet okunana layıksa lanet ona gidiyor. Değilse bize tanıyor. Peki ne şekilde bize gözüküyor? Ben mesela birisini tanıyorum. Lanet çok okurdu. Beddua çok okurdu. Beddua çok okurdu. Bak onun şeyi ne olursan ol, ne mi makamda olursan ol, Alzheimer yaptı Allah'ın. Bedduvarlarını çok okurdu. Dönüyor kafana, her haklı değilsin ya. Bir tanesi de sana döndü işte. İşini bitirdi. Beddua oku, lanet okuyanların akıbetlerine bakın bak. Ne kadar feci gidiyor. Feci gidiyor, feci. Eğer fenalıkla mukabele edersen, hüsumet, düşmanlık tezahüt eder, ziyade olur, çoğalır. Zahiren mağlup bile olsa, kalben kin bağlar. Adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder, sana dost olur. İza ente ekremtel kerime malektehu ve in ente ekremtel laime temerrede. Hükmünce müminin şeni kerim olmaktır. Müminin özelliği kerim olmak, affetmek. Yani kalp o kadar büyük olacak ki, ben bir şey başıma geçeni anlatacağım. Kalp o kadar büyük olacak ki, orada kendisinin de yeri olduğunu inanacak. Bir gün askerde iki siyasi grup, birisi komünist, birisi Müslüman. Böyle çatışıyorlarmış, acemi birliği. Ondan sonra o Müslüman gruptakiyle beni fark etti. Bu adam cevap veriyor. Mantıklı cevap veriyor. Bana dediler ki, komünistlerden gelen soruları, ya bunun cevabı var mı? Taktı cevap, Allah Allah, bunun cevabı. Seni birisiyle görsün mesela. Karşı karşıya getirdiler, haberim yoktu benim. Sana gel dedi bu akşam şeyde, yemekhanede şey yapacağız. Baktım ki, oho, ben anladım ama işten geçti. İki tane grubun karşısına çıktı. Neyse, biraz anlattıktan sonra, ben hiç münazaraya girmeden 5 dakika bir konuşunca münazaraya ihtiyaç kalmadı. Allah da yardım etti. Hop tevhid derken onların sözcüsü dedi ki senin anlattığın Allah'a bizim Allah'ımızdır. Ama bunların anlattığı Allah'a inanmıyoruz. Senin inandığın dinde bizim de yerimiz var diyor. O senin anlattığın dinde benim de orada olabileceğine inanıyorum dedi. Hiç unutmuyor. Çok etkilemişti. Senin anlattığın dinde kendimi orada diyor, orada olabileceğimi, benim de orada yerim olduğuma inanıyorum. Ama bunların anlattığı, haşa tanıtmıyor. İnanmıyorum, bu böyle bir Allah'a inanmıyorum. Allah nasıl bir Allah'a anlatmış ki? Yani acayip damara, yani zannetmiyorum kötü bir Allah'a anlatmamış ama yoksa damara dokunmuş. Damara dokunduğun zaman mesela diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de mealen bir mana, Peygamberimize diyor ki Cenab-ı Hak, ey Habibim, etrafındakilere diyor yumuşak davranmasaydın, sert davransaydın, etrafında kimseyi bulamazdın. Böyle yani. Duyamak Firavun Nemrut, Musa Aleyhisselam'a diyor ki Firavun için, Firavun'dan daha ileri bir zalim olur mu? Diyor ki, ya Musa diyor, fekula kavlen leyyine, ya Musa, git diyor, Firavun için söylüyor. Ya Musa diyor, git diyor Firavun'a, kavlen leyyina, yumuşak söyle diyor. Tebliğ et diyor. Musa Aleyhisselam da çok etmiş ya, gene gidecek, bilmem kaç defa etmiş yani. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam 30 küsür defa bu celi gitmiş. Musa Aleyhisselam da demiş ki, ya Rabbi ben gideceğim ama beni geçmişte dinlemediği gibi gene dinlemeyecek. Ya ona bela ve musibet ver veya sıhhatını al, yani hastalık ver de beni dinleyecek hale gelsin. Yani adeta pazarlık yapıyor tabii.
Ama Cenab-ı Hak dedi ki fekula kablen ya Musa, yani fekula kablen neyine ya Musa, yani yumuşak söyle, yumuşak. Yani çocuğuna bile, karşındaki insan senin çocuğun değil, mecbur da değil, seninle hidayeti kazanacak da değil. Çocuğun bile seni ha böyle yapıyor ya, böyle yapıyor. Dinlemiyor seni ya, dinlemiyor musun? Telefonunu şey yapabiliyor musun? Oğlum, ya baba ya, of ya baba ya, of. Anne ya, tamam anne ya, duyuyoruz değil mi? Ya Allah Allah falan diyor. Ben koşun elinde telefonu alamıyorum ya. Oyuncak gibi zannediyor. Ne zannediyorsa kuş olmak lazım ki ne hissediyor bilmiyorum. Ama yumuşak işte, nasıl yapacaksan. Bu sene ne yaptım? Yer veriyorum, onu unutturuyorum, alıyorum. Yani bir şekilde yapacaksın. Yoksa ile çatışman gerekiyor ki çatışmak işimize gelmiyor. Diyor ki İza enteke ekramtel kerime melektehu ve in ente ekramtel laime temerrede. Sırınca müminin şeyini kerim olmaktır. Kalbi büyük olması lazım. Seni, bizi görenler diyecek ki ulan bunun kalbinde benim de yerim var. Yani orada kendisine de bir yer olduğunu, olabileceğini ümit etmesi lazım. Senin ikramınla sana musahhar olur. İnsan, insan nedir? İnsan, el insanı, insan odur ki abidül ihsan. İkrama kuldur diyor. İnsan ne? İkrama kuldur. Yani ille ikram ekmek değil, yemek değil, para değil. Güler yüz sadakadır. Tebessüm sadakadır. Bir mesela bir nasihat en büyük sadakadır. Yani ikramdır, ikram. Sahabeler kimdi? Peygamber Aleyhisselam'ın sohbet arkadaşıydı değil mi? Peygamberin sohbetini olana sahabe deniliyor. Peki ne demek biliyor musun sohbet? Sohbet ne demek biliyor musun Şaban'ı? Sohbet birbirlerimize ikram etmek. Birbirimizi ikram etmek. Mesela ben kendimi size ikram ediyorum. İstifade ettiğimi istifade etmenize çalışıyorum. Ben de istifade ediyorum. Siz yoksunuz burada. Tek başıma olsam ben bunu da yapamam. Birbirimize destek veriyoruz. Aa o da vardı, bu da vardı. Burada manevi bir atmosfer de oluyor. Gözümüzde gözükmüyor. Burada ruhani bir atmosfer oluyor. Buradaki ruhani atmosfer bize güç veriyor. Neye benziyor? Kabe'ye git. Hiç kimse yok. Sen tavaf et. Hacer-i Esed'e sen git. Bu keyfi alamazsın. Yarışmazsın Hacer-i Esed'e sürmeye. Hacer-i Esved'i Hacer-i Esved yapan, Kabe'yi Kabe yapan insandır. İnsanı kaldırırsan bu taş yığınıdır. Hiçbir değeri yoktur. İnsanla anlam kazanıyor. Yani 6 milyon insan oraya hücum edince o kutsiyet kazanıyor. Değer kazanıyor. Yani insansız ne olacak ki? Köy senin olsa ne olur? Herkes bu anlaştı. Köyde kimse yok. Tek yaşayabilir misin mümin? Münir. Yaşayamazsın ki ya. Dehşet olur ha. Cehenneme benzer ya. Gündüz ortası bile insana dehşet veriyor. Düşünün köyde hiç kimse yok. İnsana ürkettiriyor ya. Yani pazarda Rize'de hiç kimse yok. He? Kuyumcular, dükkanlar, her şey, galeriler hepsinin orada. Dehşet değil mi ya? Mesela Trenler Mahallesi'nin kimse yok. Eksikliğini hissetmiyor musun Servet Hoca'nın? Yani olsa ne kadar canlılık oluyordu. Başkası da olsaydı, baban da olsaydı şu buyuruz. Ne kadar insana şey veriyor güven. O gitti, o gitti, o gitti. Ben yaşasam bile yaşlıyım, emsalım kalmayınca insan kendisini yalnız hissediyor. Emsalın kalmayınca. Evet, fena bir adama, hakikaten fena bir adama, İyisin iyisin desen, iyileşmesi, iyi adama, şey, kötü bir adama, ya sen iyi adamsın ya, ya kocam ya, hani, yok ya, sen öyle zannediyorsun ya, iyisin sen ya. Mesela, sen burada büyük bir taş görseydin, arabalar geçsin diye değiştirir, öyle yapardım, bak iyisin ya. Fena adama, iyisin iyisin desen, iyileşmesi, ve iyi adama, hakikaten iyi ama damarımıza dokundu, istediğimiz olmadı. Yani bana hoş gelmiyor. Ama iyi adam genelde, niye iyi adam? Allah'a imanı var, ahirete imanı var, peygamber imanı var, Kur'an'a imanı var. Tamam bu adam iyidir. Çünkü imanı var. Beşeri yani insani hataları çakıl taşına benzer diyor. Burada baş tarafta okumadım. Yani hatalar, kusurlar, insani hatalar çakıl taşına benzer. Çakıl taştan Uhud'da andan büyük olur mu? Uhud daha diyor imana benzer, İslam'a benzer,
Bu adamın imanı varsa Uhud dağı gibidir. Beşeri kusurları çakıl taşı gibidir. Çakıl taşı Uhud dağında büyük olur. İmanı var ya. Ha, iyi adama da hücum etsen, fenasın desen, fenalaşması çok vuku bulur. Perdeyi yırtmayacaksın ya. Yani biliyorsun ama yırtma işte. Görmemelikten gel. Yolunu değiştir. Tamam? Duymamış ol. Duyma yani. Bu sefer perde yırtılmaz. Aramızdaki mesafe iyi bir şekilde kalır. İki cihanın rahat ve selametini, dünya ve ahirette rahat olmanın selametini iki harf tefsir eder. Dünya ve ahirette rahat olmak istiyor musun? Kafan, aklın, kalbin rahat olmasını istiyor musun? Şöyle yap. Dostlarınla, dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret, düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir. Dünya ve ahirette rahat olmanın sebebi dostlarına karşı mürüvvetkârâne. Mürüvvet nedir mesela? Yani affedici, kerem olmak lazım. Evet. Mürüvvet, kerem sahibi olmak. Yani o biraz önce anlattığımı hulasa eden şey, o kalpte, senin kalbinde, ya benim orada da benim de yerim var. Yani mürüvvetkârâne, affedici, ikram edici, tamam mı? Böyle beraber diyelim, kerim yani. İyi şeyleri ortaya koymak. Düşmanlarına ise düşmanlığı tahrik edecek, damara dokunacak değil, sulh, barışma yollarını aramak. Barışmak yolunu aramak. Mesela beni şikayet eden birisi vardı. Sonra neyse ondan beraat ettim. Etmeden önce soruyor hakim bana. Yani bundan şikayetçi misiniz? Değilim dedim. Ama o seni mahkeme o verdi dedi. Olsun. Onun poşetinde o vardı dedim, torbasında. Onu çıkart. Benim poşetimde bu yok. Ben dedim düşman değilim. Ve şey dediğim, karşısında da değil. Yani ne yapacak? Bu sefer ateşe benzin atmak gibi. Çoğalacak. Haklı olsan ne olur? Aklım meşgul olacak. Kalbim meşgul olacak. Dünyam alt üst olacak. Senin için benim dünyamı niye berbat edeyim ya? Tamam lan Allah'ından bul. Yok kardeşim şikayetçi değilim dedi. Hakim Bey ben şikayetçi değilim. Tamam. Yani demek ki iyi şeyleri ikram etmek dostlarına en güzel şey güler yüzdür, tebessümdür, alakadır, iki çift nasihattır veya maddi ve manevi yardımına koşmak, mürüvvet. Düşmanlarına karşı sulhkârâne, sulh. Yani barış olmak, kavga olmama ortamını aramak. Bazen böyle oluyor nefsimde, bende oluyor da bilmiyorum. İlle düşmanlık lazım imiş gibi düşmanlığa sebep olacak her gün malzeme imal ediyor. Böyle, böyle. Bu sefer peki karşıya bir şey oluyor mu? Hiçbir şey olmuyor. Ben kendim yiyorum. Berbat ediyorum. Başka birkaç tane ne kadar oldu? Bir bakayım da 40 dakika olduysa keseceğim. Evet. Şu şeyi de okuyayım. Tamam 48 dakika, 38 dakika oldu. Diyor ki El-buzu fillah vel-hukmu lillah. El-hukmu lillah vel-buzu fillah vel-hukmu lillah. Ne yapmak lazım? Allah için dost olacağız, Allah için düşman olacağız. O zaman düşmanlığımızın içine bakalım. Ben buna düşmanım. Allah mı söyledi? Allah için mi yapıyorum? Demeli. Ben buna dostum. Allah'ın düşmanı mı bu? Allah'ın dostum. Ben buna dostum. Bu dostluğu menfaat ve çıkar lezzete mi dayalı yoksa Allah için mi? Dostluğumuzun, düşmanlığımızın içine Allah'ı koymak lazım. Allah düşmanını düşman edinmek, Allah'ın dostu oluyorsun. Allah'ın belki o dostudur. Bir tane misal vereyim. Mevlana'yı amcasının çocuğu hakaret ediyor Mevlana'ya. Bunu yazıyor, kitapta yazıyor. Mevlana'ya amcasının çocuğu hakaret ediyor. Arkasından gıybet ediyor.
Allah onun ağzını yamukluyor. Yamuluyor. Biliyor muydum? Bilmiyorum hocam. Sonra anlıyor meseleyi. Geliyor. Diz çöküyor. Efendim dedi. Beni affedin ve dua edin diye zorla öyle ağzı yamulmuş dua istiyor. Mevlana tabii bizim gibi değil ya, bunlar olgun. Onlar olgun ne demek biliyor musun? Çaya şeker katarsın erir. Biraz da kat erir. Biraz da katarsan erimez. Onlar tenkidi ve takdire doymuşlar artık. Bizim gibi değil. Biz en ufak bir takdirle uçuyoruz ya. En ufak tenkide dibe gidiyoruz ya. O büyük adamlar da o yok ya. O hiç şey yapmıyor, duasını yapıyor, affediyor, düzeliyor. Sonra diyor ki, efendim diyor, bana bir nasihat et dedi. Dedi ki, bak kardeşim, gerçi nefsimiz diyor her türlü hakarete layıktır. Ama diyor, dikkat et, bir âli bir padişahın, yüksek bir padişahın, yüksek bir sarayı var. O sarayda diyor, bir sürü hizmetçiler olmakla beraber kapıda köpek de var diyor. Sen diyor o köpektir diye ona bulaşsan sarayın sahibi olan padişaha dokunur. Çünkü o köpek ama padişahın köpeği. Bu sebeple padişaha dokunur. Kardeşim dedi. Biz de dedi bu sultani kainat olan şu Zat-ı Zülcelal kainatı sultanı olan Allah'ın şu dünya denilen sarayda biz onun dininin kapısında köpeğiz. Dikkat et ki bu köpeklere ilişirsen dedi, padişah dokunur. Yapma. İliştiğin insan, gıybet ve hakaret ettiğin insan belki Allah dostudur ya. Allah'ın bir sıfatından onu seviyor. Allah sevdiğine de düşman etmiş oluyorsun. Gerek yok, değmiyor. Kafamızı yiyor, kalbimizi meşgul ediyor, perişan oluyoruz. Düşmanlığımızın içine bakın, Allah var mı? Dostumuzun içine bakın, Allah varsa yap. Vahir davahum, enilhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.